Ankara gündeminin ikinci bölümündeyiz. Efendim ikinci yargı paketi AKP grubu teklifi meclis başkanlığına sundu ve teklifin görüşmelerine yarın Adalet Komisyonu'nda başlanacak. Toplantı saat 11'de başlıyor. Muhalefetin önemli talepleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin taleplerini birinci bölümde aktardık izleyicilerimize. Bu bölümde konuğumuz HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. HDP'nin en önemli talebi İnfazda adalet talebi, infazda eşitlik ilkesini bu paketle beraber hayata geçirilmesini talep ediyor. HDP yarın komisyon görüşmelerinde bunu talep edecekler. Tabii ki bu teklif geldiği haliyle geçmeyecek. Daha önce komisyon görüşmelerinde birçok teklif değişikliğe uğramıştı. HDP'nin de hedefinde yine bu teklifi değiştirmek var. Sayın Gergerlioğlu hattasınız sanırım. Evet efendim. Sayın Gergerlioğlu, bir kampanya başlattınız, infazda adalet istiyoruz diye uzun zamandır gündemde ve yarın artık görüşmeleri başlıyorsunuz. Tam olarak infazda adalet istiyoruz talebinin altında ne var? Biraz daha somutlaştırabilir misiniz? Bu pakette infazda adalet derken infazda eşitlik mi tam olarak söylediğiniz, siyasi suçlarda adil suçlar arasında bir fark kalmasın, ikisinde de eşitlik olsun şeklinde mi? Nasıl yarın komisyon görüşmelerinde bunu somutlaştırmayı düşünüyorsunuz? Evet efendim. Yargı paketinde ayrımcılığa yer yok diyoruz. Duyabiliyor musunuz efendim? Evet, duyuyoruz. Yargı paketinde ayrımcılığa yer yok ve siyasi mahpusada eşit indirim dedik. Şimdi malum uzun bir süredir Türkiye'de infaz yasası bekleniyordu. En az bir yıldır bekleniyordu. Sürekli gündemdeydi ve herkes kulağını bu habere dayamıştı. Cezaevlerinin durumu da malum, yargının durumu malum, son derece kötü bir ortamdayız. Gittikçe artan bir adaletsizlik, yargının siyasallaşması ve bağımsızlıktan uzaklaşması ve dünya insani ve hukuki kriterleri açısından tamamen Afrika Ligi'ne düşmüş bir ülkeyiz maalesef. Bunun sonucu ne oldu? Cezaevleri yapıldı, cezaevleri yetmedi, ağzına kadar doldu. Bir kat, iki kat, üç kat, dört katına kadar mahpusların olduğu koğuşlar oldu. İçinden çıkılamaz bir hale gelindi. Biz uzun süredir bunun sürdürülemez bir hal olduğunu hep söylüyorduk zaten, biliyorsunuz. Cezaevlerinin durumunun çok kötü olduğunu sadece biz söylemiyorduk. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun cezaevlerine yaptığı gezilerden ortaya çıkan raporlar son dönemlerdeki en önemli raporlar oldu ve son derece önemli gerçekleri ortaya koydu. Muhalefetin söyledikleri meclisin raporlarına da geçmiş oldu. Çünkü artık bu üstü örtülemez bir gerçekti. Böylesi bir durumda bile iktidar maalesef infaz yasasından uzak duruyordu ve muhaliflerini cezaevine doldurarak iktidarını devam ettiriyordu. Ama malum bir koronavirüs salgını geldi ve artık iyice işin içinden çıkılmaz bir hale geldik. Cezaevlerinde bu hal tamamen ölümlere yol açabilecek ve insanları kırıma uğratabilecek bir hale dönüştü. Bu da tabii ki son derece ağır bir durum. Şu anda biliyorsunuz ağızlarda dolaşan herkes kendi o halini ilan etsin sözleri. Demek ki o hal ilan edilebilecek kadar olağanüstü şartlarda yaşıyoruz. Zaten hepimiz biliyoruz, sokaklar boşaldı. Gerçekten normal dışı bir hayat yaşıyoruz. Şu ana kadar Türkiye toplumunun pek görmediği bir hayatı yaşıyoruz. Dünya da bunu yaşıyor. Son derece büyük bir tedirginlik yaşıyoruz. Tabii bu esnada cezaevleri büyük bir sıkıntıyla karşımıza çıktı.
Adalet Bakanlığı bu durumu gizlemeye çalıştı uzun bir süre. Salgının cezaevlerine erişmesi önlenemez bir durumdu ama Adalet Bakanlığı uzun bir süre bu durumu gizlemeye çalıştı. Şu anda da birçok cezaevinde maalesef korona vakaları var. Mahpuslar, infaz koruma memurları arasında var. Ama bunlar ısrarla gizlenmeye çalışılıyor. İki haftadır açık görüşü. Sayın Gergerlioğlu, elinizde bununla ilgili sayılar var mı? Size yapılan başvurulardan en azından elde ettiğiniz rakamlar var mı? Bu salgına yakalanmış mahkum veya gardiyan sayısı. Bu konuda şu anda resmi bir açıklama yok ama bize birçok yerden haber geliyor ve biz bunları kamuoyuna duyuruyoruz ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin bunu gizlemeye çalıştığını görüyoruz. Hastaneler bilgi vermemeye çalışıyor. Hastanelerle görüşüyoruz, bilgi vermiyorlar. Cezaevleriyle görüşüyoruz. Cezaevleri kapalı kutu, müdürler konuşmak istemiyorlar. Savcılara topu atıyorlar. Savcılar geçiştirmeye çalışıyor. Böyle bir gerçekten üzücü bir tabloyla işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Aslında peki bu cezaevlerindeki durumdan devam etsek, mesela cezaevinde bu salgına yakalanan mahkumlar sağlık hakkına, tedavi hakkına erişebiliyorlar mı? Ve cezaevlerinin şu anki durumu sık sık gündeme getirdiğimiz için soracağım. Tam da bu salgının yayılmasına hazır ortamlar gibi görünüyor. Hekim kimliğinizle de soralım. Hijyen durumu nasıl? Sağlıklı gıdaya erişim nasıl? Yine hijyen maddelerine erişebiliyor mu mahkumlar? Bununla ilgili elinizdeki veriler nasıl? Şimdi efendim, biz zaten normal durumda cezaevlerini gezdiğimiz zaman oralarda gerçekten kötü ortamlar görüyorduk. Koğuşlar oldukça kalabalık, gayri sehi şartlarda, eşyalar üst üste, çamaşırlar yıkanmış, koğuşun içine asılmış. Çünkü dışarıda o şartlar mümkün değil, müsait değil ortam. Üst kata çıkıyorsunuz, her taraf ranza dolu, adım atacak yer yok. Sabah insanlar uyanıyor, tek tuvalet var, tek banyo var ve maalesef insanlar büyük sıkıntı yaşıyor hijyen konusunda. Sıcak su zaten işte gün aşırı 1-1,5 saat gibi geliyor. İnsanlara işte 5-6 dakikalık yıkanma saatleri kalıyor, sıcak su saati. Bazı yerlerde normal su konusunda da çok sıkıntılar var. Oldukça az geliyor ve belli bir kapasitede su geliyor. Ondan sonrası da maalesef sular kesiliyor. İAŞ noktasında çok önemli sıkıntılar var. Çünkü 120 bin kapasitelik cezaevlerinde 300 bin kişi olunca İAŞ'ler de yetmiyor. Ve kalite düşüyor, yemekler az geliyor. Bu son zamanlarda çok yoğun bir şekilde artmış durumda. Rutubetli, güneş görmeyen, soğuk cezaevleri gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu kış boyunca birçok yerden kaloriferlerle ilgili şikayetler aldık. İnsanların üşüdüğüne yönelik. Bazı cezaevlerine gittik. Çok acayip yasaklar vardı. Mesela Elazığ cezaevine ziyarete gittiğimizde içlik giymek yasaktı. Ya bunun mantığı nedir dedik. İçlik bu. Burası soğuk, Kasım ayında gitmiştik. Buz gibiydi hava. İçlik giymek yasak. Mantığı ne? İşte yasak kardeşim. Bunun gibi inanılmaz durumlar gördük. Rutubetli yatılacak koğuşlar gördük. Su damlayan duvarlar gördük. Kadınların mahremiyetine dikkat edilmeyen tuvalet banyo önlerini izleyen kameralar gördük maalesef. İnfaz koruma memurlarının kaba muamelelerini çok dinledik. Kaba dayak, şiddet, işkence gibi olaylar maalesef raporlarımıza geçti. Birçok cezaevinde zaten bunun benzeri olaylar vardı. Hastaların sağlığa erişimindeki büyük sıkıntıları zaten biliyoruz. Birçok hasta sağlığa erişimde çok zorluk yaşıyordu. Bir ayı bulan hastane
ya erişim zamanları şu anda daha da büyük sıkıntıya girmiş durumda. Çünkü cezaevindeki insanları pek dışarı çıkartmak istemiyorlar. Onları orada tutmak istiyorlar. Ve mesela bunların arasında kronik hastalığı olanlar var, kanser hastaları olanlar var, kemoterapi almaları gerekiyor. Bu tedavilerinde aksamalar var. Şu anda hijyen noktasında önemli sıkıntılar baş gösterdiğini biliyoruz. Hijyen maddelerini kendi paralarıyla almak zorundalar. Her hijyen maddesini de alamıyorlar. Mesela kolonya alamıyorlar. Islak mendil gibi maddeler alamıyor. Çamaşır suyu veriliyor. İşte bununla temizleyin ortalığı deniliyor. 15-20 gündür infaz koruma memurlarının koğuşlara tedbir almadan girdiği yönünde çok şikayet aldık. Eldiven, maske kullanmadan cezaevinde dolaştıkları, koğuşlara girdikleri, yemekleri dağıttıkları ve diğer ilaçları verirken de eldivensiz elle verdikleri yönünde çok şikayetler aldık. Şu son günlerde ise infaz koruma memurlarının bu halini bizim şikayet etmemiz mi etkili oldu bilemiyorum. İnfaz koruma memurları ile ilgili Adalet Bakanlığı mecburen bir takım tedbirler almaya çalıştı. Artık onlar da karantinaya alınmış durumda. Yurtlara yerleştiriliyorlar. Türkiye'nin dört tarafında yurtlara yerleştiriliyor ve şu anda infaz koruma memurları da adeta tutuklu gibi karantinada kalıyorlar. Yurdun dört bir tarafında bu uygulama yapılıyor şu anda. Tabii bu hasta oldukları anlamına gelmiyor ama bildiğimiz üzere birçok gizlenen vaka var. Bize gelen birçok vaka var. Sonuçlar açıklanmıyor ve sırayla da bu devam ettiriliyor. Yine karantina uygulamaları acemice uygulanıyor. Bakıyorsunuz açık cezaevlerinde karantina koğuşu yemeğe çıkıyor. Normal koğuştakilerle beraber yemek yiyor ve diğer toplu ortamlarda beraber olabiliyorlar. Bu karantina mantığıyla örtüşmüyor maalesef. Yine koğuşlarda temizlik maddelerine erişimde evet kendi ücretleriyle almak zorunda oldukları için böyle bir sıkıntı var. Ve şu anda bize gelen haberlerde, mahpusların mektuplarında, mahpus yakınlarının iletilerinde bütün bu temizlikle ilgili büyük sıkıntılar yanı sıra fizyolojik ve psikolojik anlamda da çok büyük bir panik, sıkıntı, belirsizlik ve büyük bir tedirginlik yaşanıyor. İnsanlar orada bir kapanma kısılmış ve bir şekilde imha edileceklerini düşünüyorlar. Bu çok tehlikeli bir psikoloji. Çünkü şu ana kadar zaten son derece sıkıntılı bir hayat yaşıyorlardı. Normalin üstündeki koğuşlarda şu anda o normalin üstündeki koğuşlarda boşaltmalar yapılıyor ve diğer koğuşlar daha da kalabalık hale geliyor. Dışarıdan gelen mahpuslar karantina koğuşlarına alınıyor. Ortalık iyice karışıyor. Son zamanlarda artık infaz koruma memurları sanırım sayına bile gelmiyorlarmış. Bu ne demek? Yani tehlikenin boyutu arttı anlamına geliyor ve Adalet Bakanlığı ne yapacağını bilemez bir halde böyle taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor şu anda. 2 hafta açık kapalı görüş yasağı getirdi. 2 hafta daha getirdi. 2 haftadan sonra 4 hafta etti. İnfaz koruma memurlarını karantinaya almaya başladı. Bu nereye kadar gidecek? Bunun gidebileceği bir yer yok. Yapılması gereken şu anda işte İran'da, Bahreyn'de, Amerika'nın 3 eyaletinde ve bugün haber aldık Irak'ta ve Kenya'da mahpuslar tahliye edilmeye başlandı. Türkiye'de de yaşam hakkı ihlali olmaması için infaz yasası gündemdeyken koronavirüs tehdidi, büyük salgın afet dolayısıyla bir an evvel tahliyelerin başlaması lazım. Hem tutukluların tahliye edilmesi gerekiyor. Riskli gruplar öncelikli olarak tahliye edilmeli. Hem de mahkumlar infaz ertelemeyle tahliye edilmeli. Bu çünkü çok büyük bir afet olarak cezaevlerini sarabilir ve binlerce kişinin ölümüne yol açabilir. Şu anda İtalya, Fransa, İspanya rakamları son derece korkutucu. Bu halin Türkiye'de devam olması, artması hem cezaevlerindeki halini kötüleştirecek hem de toplumsal barışa büyük bir darbe vuracak. Şu anda hani biz yargı paketinde ayrımcılık olmaması gerektiğini söylüyoruz. İktidar
işte kendisine göre bir sayı biçmiş. 45 bin tahliye, 45 bin de adli kontrol denetimli serbestlikle evde takip, 90 bini çıkardım mı bana bu yeter diyor. Ama her şey sayı değil Sibel Hanım. Her şey sayıların azaltılması değil. Asıl adalet duygusu vurulursa, o yıkılırsa işte o zaman her şey biter. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Sayılara endekslenmiş mekanik bir anlayışla bir yere varamayız. Şu anda mahpusların her bir bireyi son derece büyük bir sıkıntı yaşıyor, büyük bir tedirginlik yaşıyor. Hem bir yargıda ayrımcılık hem de koronayla ilgili, hani birileri dışarı çıksın, öbürsü içeride kurban olarak kalsın, ölsün gitsin anlayışı gerçekten içerideki insanların psikolojisini de perişan edecek. İçeride biliyorsunuz mahpus anneler var, 800'den fazla bebek çocuk var ve bunların psikolojileri son derece kötü, son derece zor bir hayat yaşıyorlar. Anne baba tutuklu aileler var ve bakın onların çocukları şu anda dışarıda hasta dede ve ninelerin insafına kalmış durumda. O hasta dede ve nineler zaten dışarı çıkamıyor. Düşünün, o çocuklar da perişan durumdalar, dışarı çıkamıyorlar ve bakımsız kalmış durumdalar. Bir salgın var. Annesi babası mahpus, evde dede nine yanında kalan çocukların salgın hastalıkta adeta ilk kurbanlar olacağını ben size söyleyeyim. Bakın bu kesinlikle kaldırılabilecek bir durum değildir. Bu hiçbir vicdanın, insafın kaldırabileceği bir durum değildir. O çocukların durumunu çok yakından biliyorum. Büyük aile dramları yaşanıyor. İnsanlar gerçekten büyük perişanlık yaşıyor. Her kesimden insan bunu yaşıyor. Kaldırılabilecek bir durum değil bu. Ve inanın ki o aileler şu anda çok büyük bir merakla, çok büyük bir istekle, çok büyük bir sevinçle bu infaz yasasını bekliyorlar. Yarın komisyonda görüşülecek. Herkes buna odaklanmış durumda. Sosyal medyada şu anda kaç gündür, bakın her akşam sosyal medya etkinlikleri yapılıyor ve milyondan fazla tweetler atılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye tarihinin rekorları kırılıyor. Türkiye tarihinde hiç 1 milyon 200 bin tweet bir konu hakkında atılmamıştı ve bu atıldı. Ve her gece bu aynı ısrarla, istekle devam ettiriliyor. Her kişi sosyal medyaya girememesine rağmen toplumda çok büyük bir istek kendisini göstermiş durumda. Köyden, şehirden, ilçelerden, beldelerden telefonlar alıyoruz Sibel Hanım. Gerçekten Anadolu insanı çok zor durumda. Ağlayan nineler, dedeler... ve onların dramları gerçekten bizi, hepimizi çok sarsıyor. Hapishaneden gönderilen mektupları okumaya yürek dayanmıyor. İnanın ki öyle acılar anlatılıyor ki, yani bir insan nasıl mahvedilir, bir aile nasıl yıkılırın öyküsü adeta cezaevlerinde böyle iktidar eliyle yazılmış nice acı hikayeler var maalesef. Bunları çok yakinen biliyoruz. O yüzden kesinlikle bu tahliyelerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu insanları devletin en başta koruması gereken vatandaşının yaşam hakkıdır. Yaşam hakkını korumalı öncelikle. Ve şimdi kendisine emanet edilen yaşamlar bir çığlık atıyor. Cezaevlerinden yükselen bir çığlık var. İşte tam da bu COVID-19 salgınına ilişkin olarak mahkumlar biz büyük bir tehlike altındayız diyorlar. Şimdi size bir tahliyeden bahsediyorsunuz. Tamamen bir evde infaz mı talebiniz? Bütün mahkumların cezalarını denetimli serbestlik koşullarında çekmeleri yönünde bir talep mi bu? Ki Türkiye bunu yapabilir de 400 bine aşkın kişi ki bunun içinde tutuklular da var, tutuksuz yargılananlar da var, soruşturma aşamasında olanlar da var. 400 bin kişi zaten halihazırda denetimli serbestlikten yararlanıyor. Adli kontrol koşullarına tutulanlar var. Evde infaz da bunun üzerine eklenebilir. Bu sistem zaten kurulmuş. Böyle bir sistemle cezaevlerini tamamen boşaltın ve bu insanlara farklı şekillerde cezalarını infaz etmeleri sağlansın mı diyorsunuz? Somut öneri bu mu? Evet efendim, bizim parti olarak söylediğimiz şu: bir kere adli ve siyasi suçlar arasında bir ayrım yapılmasın ve
infaz yasasında bir adil ve eşit tasarıyı hep beraber yasalaştıralım. İkinci husus, koronavirüs salgını var. Bu her şeyin üstünde. Bakın şu anda bir yıldır biz bu infaz yasasını konuşuyoruz. Salgın olmasa da zaten bu yasa yasalaşacaktı. Öyle veya böyle. Ama şu anda bir salgın hali var. Olağanüstü bir hal var. Ve mesela bakın diğer ülkeler de bunu yasayla yapmadı. Hani olağanüstü bir şekilde yaptı. İşte İran'dır, Bahreyn'dir, Amerika'nın eyaletleridir. O büyük bir tehlikenin geldiğini hissederek yaşam hakkı tehdidi dolayısıyla tahliyeleri gerçekleştirdiler. Bu da bu Türkiye'de olabilir. Bizim teklifimiz şu: riskli gruplar öncelikli olmak üzere tutuklular tahliye edilmeli. Mahkumlar için de infaz erteleme ile bu tahliyeler gerçekleştirilmeli. Çünkü hiçbir şekilde hiçbir siyasi kaygı insanların böyle bir delikte sıkıştırılmış bir halde ölüme terk edilmesini doğal, normal bulamaz. Bakın bu çok önemli bir şey. Bir devlet, bir anayasa en başta nedir? Anayasanın işlevi vatandaşları korumaktır. Her şeyden korumaktır. Ve anayasa güçlü devlet aygıtına karşı insanları koruyan bir sözleşmedir. Bu sözleşme bu tür büyük afetler sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasını gerektirebilir ve biz de bunu söylüyoruz. Tutukluların riskli gruplar başta olmak üzere tahliye edilmesi ve mahkumların da infaz erteleme ile bir müddet infazın ertelenmesi. Bu infaz yasasındaki adil ve eşit önerimizin dışında acil olarak, öncelikli olarak sunduğumuz durumdur. Çünkü iktidar zaten getirdiği infaz yasasıyla ayrımcı bir durum arz etmektedir. Ama biz bunun üstüne sağlıkla ilgili, yaşam hakkı ile ilgili bu büyük tehlike karşısında olağanüstü bir durum olduğunu ve insanları adli tedbirlerle, denetimli serbestliklerle evlerine gönderebileceklerini düşünüyoruz. Yani belli bir süre mahkumlara infaz erteleme ile adli tedbirlerle onları bu büyük hapishanedeki tehlikeden uzak tutabilirler. Evet, böyle özel bir düzenleme olmalı diyorsunuz. Şimdi birkaç kez önemli vurguladınız. Özellikle risk gruplarının cezaevlerinden bir an önce tahliye edilmesi gerekir diyorsunuz. Şimdi AKP grubu da teklifi verdikten sonra teklifi savunurken dediler ki bizim burada önceliğimiz risk grupları, buna yönelik olarak işte 6 aylık bebeği bulunan anneler, 60 yaşından büyük olan mahkumlar ve ağır hastaları bu kapsamda tahliye edeceğiz dediler. Ama tabii bunun da bazı koşulları var. Bu kişiler direkt tahliye edilecek denetimli serbestlik koşullarından yararlanarak. Sizce bu düzenlemeleri, özel düzenlemeleri nasıl buldunuz? Yeterli mi sizce? Şimdi, ki bunu en önemli önlem olarak AKP grubu sürekli anlattığı için soruyorum, gerçek bu mu? Şimdi efendim bu son derece yetersiz bir teklif. Çünkü biz yasa taslağını inceledik. Şu ana kadar zaten çok eleştirdiğimiz bir husustu. Mesela hamilelik ve sonrasında 6 aya kadar infaz erteleme olması gerekiyordu. Ama bunu tutuklulara uygulamıyorlardı. Mahkumlara uyguluyorlardı ve 6 ayda çok azdı. İktidar bunu 1,5 yıla çıkarmış. Bizim teklifimiz 6 yaşa kadar bu ertelemenin olması gerektiği ve hasta mahpuslarda da adli tıp kurumundan önce eğitim ve araştırma hastanelerinin raporlarının geçerli olması gerektiğini söylüyoruz. İnsanlar zaten hasta ve bu insanları o kadar zor yollara koşuyorsunuz ki eğitim araştırma hastaneleri, ardından adli tıp kurumları, zaten oralara varmadan ölüyor bu insanlar. Veyahut da hastalıkları ilerliyor, iyice perişan oluyorlar o hastane yollarında. Eğitim araştırma hastanelerimiz Türkiye'nin dört bir tarafında var. Onların raporlarının geçerli olması yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ve yine 6 yaşına kadar çocuklu annelerin cezasının ertelenmesi gerektiğini söylüyoruz.
Bunlar önemli teklifler ve hastalarla ilgili teklifimiz de son derece kolaylaştırıcı bir teklif. Yine iktidarın getirdiği taslak maalesef son derece ayrımcı. Bu sorduğunuz husus son derece yaralayıcı bir husus. Çünkü bunları maalesef siyasilere tahsis etmiyorlar. Adlilerde maalesef bunlar geçerli oluyor. Yani 60 yaşının üstündeki adli mahkum bunlardan faydalanabilecekken 60 yaşının üstündeki siyasi mahkum bu indirimlerden faydalanamayacak. Veyahut da işte çocuklu annelerde de aynı şey geçerli olacak. Bunlar kabul edilecek durumlar değil. Belli ki son derece önemli bir siyasi ayrımcılıkla gidiyor. İktidar hani çok insani olan hususlarda bile böyle gayri insani, adil olmayan ayrımcılıklara imza atıyor. Düşünün 63 yaşında Osman Kavala, 70 yaşında Ahmet Altan, 64 yaşında Mümtaz Ertürkön'e cezaevinde kalırken diğer adli suçlardan içeride olanlar indirimlerle cezaevinden tahliye olabilecek. Onlar da tahliye olsun. Buna bir sözümüz yok ama burada bir ayrımcılık yapılmasın. Zaten hastalıktan istifade ettirmiyorlar, yaştan istifade ettirmiyorlar ve yasada da ayrımcılık yapıyorlar. Bunlar gerçekten cezaevlerinin barışını da bozar. Şu anda dünyada bazı ülkelerde cezaevlerinde isyanların çıktığını duyuyoruz. Şu anda Türkiye cezaevlerinde belki böyle ciddi bir isyan olayı yok ama insanlar son derece gergin. Böyle bir şey olmasını da istemeyiz ama yasayı bekliyor herkes ve gerçekten son derece gergin bir şekilde bekliyorlar. Eğer ki bu yasa kendilerine isabet etmezse büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar ve cezaevlerindeki barış belki bozulacak, Allah korusun, kimse istemez ama insanlar büyük bir yıkım yaşayacak. Mahpus yakınları adeta yıkılacaklar. Çünkü ya bu yasa geçtikten sonra adeta tren kaçacak ve yıllarca bu insanlar cezaevinde kalacak. Bu da olacak bir durum değil. Çünkü insanlar artık takatlerinin son noktasında ve bu yasayla bir nefes alabileceklerini düşünüyorlar. Aileler son derece sıkıntılı. Bakın insanlar çocuklarını görüşe bile gidemiyorlar cezaevlerine. Böyle 3-4 ayda bir ancak gidebiliyorlar. Maddi manevi büyük zorluklar yaşıyorlar. Normalde bile zaten çocuklar babalarını, annelerini unutmaya başlıyorlar. Gitmek istemiyorlar çünkü çok zorluk çekiyorlar ve cezaevine gittiklerinde o turnikelerden geçmeye başladıktan yakınlarıyla görüşene kadar çok incitici muamelelere uğruyorlar ve çocuklar, düşünün, anne ve babasını ziyarete gitmek istemiyor. Böyle bir ruh haline giriyor. Bu ne demektir? Toplumu mahvetmek demektir. Nesilleri mahvetmek demektir. Yarın öbür gün bu psikolojisi bozulmuş çocuklar, yarın öbür gün bu toplumda büyük sıkıntılara neden olursa, kimse niye bu çocuklar böyle sıkıntılara neden oluyor diye sormasın lütfen. Ben bunları çok yakinen görüyorum. 800'den fazla bebek çocuk cezaevinde var ama şunu yine söyleyeyim. Binlerce çocuk anne veya babasının birlikte mahpusluğundan dolayı annesinden uzak ve çok zor durumda bir hayat yaşıyor. Onlar da cezaevi dışında adeta bir mahpusluk, bir mahkumiyet hali yaşıyor. Bütün bunları topladığımız zaman son derece büyük aile dramları ortaya çıkıyor. Yıllarca çocuğunu göremeyen babalar var, anneler var. Yaşlılığından, hastalığından dolayı cezaevine gidemeyen, engelliliğinden dolayı gidemeyen insanlar var. Engelli mahpuslar var, engelli mahpus yakınları var. Ve gerçekten A'dan Z'ye çok büyük bir dram silsilesi var. Öğrenci mahpuslar var, bakın mesela 20 yaşında girmiş, 25 yaşına varıyor ve bu insan hayatının en güzel yıllarını, gençliğinin en güzel yıllarını maalesef cezaevinde geçiriyor. Böyle çok insan var, genç kızlar, genç erkekler. Bütün bunlar Türkiye için maalesef kayıp. Yine aynı zamanda KYK ile ihraç edilmiş
nitelikli yetişmiş doktorlar, mühendisler, öğretmenler bol miktarda cezaevinde var. Koğuşlara gidiyoruz, şaşırıyoruz. Eskiden biz cezaevlerine giderdik. İşte koğuşlarda belki sosyo-kültürel seviyesi düşük insanlar olurdu. Ama şimdi inanın ki belki Türkiye tarihinin cezaevindeki en eğitim ve kültür düzeyi yüksek grubu şu anda bulunuyor ve Türkiye kaybediyor aslında. Çünkü bu insanların dışarı çıkması, topluma hizmet etmesi lazım. Bakın, çok kimsenin bilmediği gerçekler var. Şu anda cezaevlerinde binlerce doktor var, binlerce sağlık çalışanı var ve bu insanlar çok nitelikli uzmanlıklara sahip insanlar. Yoğun bakım uzmanları, çocuk yoğun bakım uzmanları ve o bölümün çalışan insanları, onlar maalesef şu anda cezaevlerindeler ve atıl durumdalar. Aslında Türkiye'de şu anda sağlık çalışanına inanılmaz derecede ihtiyaç var, biliyorsunuz. Her gün işte profesörlerimizi kaybediyoruz, doktorlarımızı kaybediyoruz. 601 tane korona müspet doktor var denildi ve bu hızla artıyor maalesef. Artmaması mümkün değil ve bir büyük akıl tutulması yaşıyoruz. Dünyanın başka hangi ülkesinde olursa olsun böyle insanlar, doktorlar, sağlık çalışanları cezaevinde ise bu insanlar orada tutulmaz, tahliye edilir ve hizmet vermeleri istenir. YKK'lı sağlık emekçileri var, onlar işlerinden ihraç edilmişler ve atıl durumda. 15 bin sağlık çalışanı var, doktoru, akademisyeni, hemşiresi, sağlık memuru ve diğer bölümden binlerce insan var ve bu insanlar atıl bir şekilde bekliyor. Güvenlik soruşturmaları sonucunda doktorluk unvanı verilmeyen, göreve başlatılmayan yine yüzlerce doktor arkadaşımız var. Güvenlik soruşturmasında uydurma nedenlerden dolayı, işte yok senin baban bir bankaya para yatırmış, sen bir ara bir basın açıklamasına katılmışsın, işte annen şu okula çalışmış, şu kreşte aşçılık yapmış, abuk subuk gerekçelerle maalesef öğrencilerin yakınlarından dolayı güvenlik soruşturmaları olumsuz geldi ve halen bekliyorlar. Ben bunu bakana sordum Sibel Hanım. Ya, evet, ben de bunu soracaktım. Şimdi siz bu konuyu Sağlık Bakanı'yla birebir konuştunuz ve KHK'lı sağlık emekçilerinin, doktorlarının bu süreçte görev almasını talep ettiniz. Ama olumsuz bir yanıt mı geldi? Ne oldu o süreçte? İnanılmaz şeyler yaşıyoruz Sibel Hanım. Ben Sağlık Bakanı ile görüşerek durumun kötüye gittiğini daha bakın 2 hafta önce kendisiyle görüştüm ve durum kötüleşecek Sayın Bakan, sağlık açığı oluşacak, ekipman açığı, deneyimli insan açığı, doktor açığı oluşacak, KHK'lı sağlık emekçilerinin iade edilmesi gerekir dediğinde, işte onları pandemi hastanelerinde çalıştıracağız diyerek böyle hani çok olumsuz konuşmamıştı ama sonrasında geri adım attı. Güvenlik soruşturmaları, olumsuz gelen doktorları sorduğumda onların güvenlik soruşturma sonuçlarını hızlandıracağız, bir an evvel göreve başlatacağız gibi ifadelerde bulunmuştu ama halen bu konuda ciddi bir adım göremiyoruz. Bir takım siyasi kaygılar olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yine koronavirüs konusunda çok ciddi çalışmaları olan bir bilim insanı Mustafa Ulaşlı'yı hatırlattığımda, işte pazartesi günü biz onu bakanlığa çağırıp görüşeceğiz dedi ama sonra ne olduysa böyle vazgeçti. Bir takım siyasi kaygılar maalesef insani kaygıların üstüne çıkmış durumda. Bu kabul edilecek bir durum değil. Başka dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey olmaz. Bakın, diğer bütün ülkeler şu anda, İngiltere, İspanya, Almanya, Norveç şu anda emekli doktorlarını göreve çağırıyor. İstifa eden doktorlarını göreve çağırıyor. Lütfen gelin diye doktorlarını çağırıyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dört bir tarafındaki doktorlara, sağlıkçılara buyurun gelin ülkemize hizmet edin, ülkemizde büyük bir felaket var diyor. Ama biz ülkemizdeki değerleri, mücevherleri görmezden geliyoruz ve onları dışta tutuyoruz. Böyle Türkiye'nin yetiştirdiği binlerce insan maalesef şu anda atıl durumda. Ve yurt dışına gitmek istiyordu bu insanların çoğu. Çünkü Türkiye'de hizmet veremeyince bir insan, bir doktor
burada niye dursun, bir akademisyen niye dursun, yurt dışına gitmek istiyordu. Ben inanın ki bakın bu salgın öncesi Almanya'ya gittim ve orada Türkiye'den Almanya'ya gitmiş, Almanya hastanelerinde çalışan çok doktorla tanıştım, konuştum ve gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bu insanlar Türkiye'de yetişti, Türkiye bunlara para harcadı ama Türkiye'deki antidemokratik ortam yüzünden yurt dışına gidip orada hizmet vermeyi tercih ettiler. Şu anda Türkiye'den Amerika'ya gitmiş binlerce bilim insanı var. Bakın doktoru, mühendisi, Batı'ya yine gitmiş binlerce bilim insanı, akademisyenle konuştuk. Bunlar Türkiye için büyük bir kayıp. Türkiye toplumsal barışa ulaşmalı. Aslında şu anda iktidarın önünde çok büyük bir fırsat var. Evet, şu ana kadar büyük haksızlıklar yaptı. O hal döneminde inanılmaz ölümler yaptı. Ama şu anda toplumla kucaklaşmak için, hatalarını affettirmek için büyük bir fırsat var ve bu adımı atabilir. Eşit, adil, ayrımsız bir yasa ve tahliyelerin yolunu açabilir. Bu zor değil, toplumsal barış için büyük bir fırsat duymuş, kendisine bulmuş durumda. Ya bunları tercih edecek ve toplum birbiriyle kucaklaşacak ve bir toplumsal barış ortamı olacak, ya da eski düzen devam ettirilecek ama bu eski düzen tamamen kötüye doğru giden ve sonu belirsiz olan bir süreç maalesef. Bu böyle devam ederse maalesef gerçekten Sayın Gergerlioğlu, siyasi iktidar buna ne kadar gönüllü olacak belli olmaz ama bu gibi kriz anlarında muhalefetin siyasi iktidara geri adım attırdığı zamanlar olmuştur. Hatırlatalım, KYK'lı sağlık emekçilerinin durumu komisyonda AKP geri adım atmıştı ve KYK'lı doktorların çalışmalarına ilişkin yasaklar bir şekilde kaldırılmıştı. Şimdi yarınki komisyon görüşmeleri o yüzden çok kritik, çok önemli. Biz de takip ediyor olacağız. Böyle bir tekliften geri adım atılabileceğini düşünüyor musunuz? Tabii muhalefetin de bağlı bu aslında. Daha önce olmuştu, yine olabilir. Ne dersiniz? Komisyon görüşmelerinde AKP'nin sunduğu bu teklifin kapsamı genişler mi? Bu önemli bir hatırlatma. Biz Kasım 2018'de Sağlık Komisyonu'nda büyük bir mücadele vermiştik. Arkadaşlarımızla beraber sivil toplum sokaklara inmişti. Büyük bir tepki gösterilmişti ve komisyonda biz orada iktidar vekillerinin mahcup, utangaç hallerini görmüştük. Çünkü inanmadıkları, adil olmayan bir yasa hakkında tek bir kelime edemiyorlardı ama oylamaya sıra geldiğinde evet oyu veriyorlardı. Gerçekten ibretlik bir görüntüleri vardı ve sonunda biz hukuktan, vicdandan bahsediyorduk. Onlar ise tek kelime edemiyorlar ve sadece oylamada ellerini kaldırıyorlardı. Gerçekten unutamayacağımız görüntülerdi ve sonunda genel kurulda geri adım atmak zorunda kaldılar. Biz şu anda iktidarın bu katı tavrını görüyoruz. Evet, ama inançlıyız. Sonuna kadar direneceğiz ve muhalefetin diğer partileri de eğer ki bizimle beraber ortak hareket ederse kök söktürebiliriz diye düşünüyoruz. Zaten toplum arkamızda, toplumsal büyük bir destek var. Milyonlar zaten adil ve eşit bir yasa bekliyor. Gözü yaşlı anneler, babalar, dedeler, nineler ve en önemlisi çocuklar var. Gözü yaşlı, inanın ki o çocukların hakkını hiçbirimiz ödeyemeyiz. Hiçbir idareci ödeyemez. Çünkü onlara çok zulmediliyor. Onlara çok ceza çektiriliyor. O cezaları hiç hak etmiyorlar. O yüzden biz işte bütün bu gözyaşlı anneler, babalar, çocuklar ve o perişan durumdaki mahpuslar için sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar önemli bir direniş sergileyeceğiz. Hem komisyonda hem genel kurulda. Ümit varız. Vicdan galip gelecek, hukuk galip gelecek ve insanlık galip gelecek inşallah. Sonuna kadar çok nitelikli bir muhalefet sergileyeceğinizden emin olabilirsiniz Sibel Hanım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gergerlioğlu yayınımıza katıldığınız için.
Size iyi akşamlar dileyelim, sağlıklı günler dileyelim. Yarın için de kolaylıklar. Evet, RT TV izleyenleri, ikinci yargı paketi çok uzun zamandır gündemdeydi ve pandemi nedeniyle alelacele AKP grubu tarafından hazırlandı. O teklif meclis başkanlığına sunuldu. 48 saatlik bekleme süresi yarın doluyor ve ikinci yargı paketine ilişkin teklifin görüşmeleri de yarın saat 11'de Adalet Komisyonu'nda başlanacak. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Halkların Demokratik Partisi'nin teklife ilişkin görüşlerini yansıtmaya çalıştık. Özetleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi bu teklife gazetecilerin de yer almasını istiyorlar. Ve gazetecilerin cezaevlerinden tahliyesini gerçekleştirilecek bir düzenlemeden yanalar. Yarın ısrarla bunu dile getirecekler. HDP ise infazda adalet diyerek yarın komisyon görüşmelerine katılacak. Zira COVID-19 salgını nedeniyle cezaevlerinde büyük bir tehlike var. İşte o tehlikeye karşı denetimli serbestlik ve adli kontrol hükümleri uygulansın diyorlar. Evde infaz ya da özel infaz hükümleri devreye girsin. Cezaevleri boşaltılsın. HDP'nin talepleri de bu şekilde. Yarınki görüşmeleri takip edeceğiz. Ankara gündeminin bugünlük sonuna geldik. Efendim haftaya yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı günler.